Şöyle bir okulun öğrenci sayıları verilmiş. 9. sınıfları şubelere göre. Toplam para sayıları vermiş, pardon. 208 lira 9A'da, 221 lira 9B, 234 ve 195 lira varmış C ve D şubelerinde. Şimdi 9. sınıf şubelerindeki toplam öğrenci sayısı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi herkesten eşit miktarda para toplanacağına göre, toplandığına göre bu sınıflardaki öğrenci sayıları birbirine eşit değilmiş. Kaç öğrenci olduğu belli değil. Paranın miktarı da belli değil tabii ki. Biz şunu yapabiliriz. Bir kere paranın miktarı artık neyse kaç lira toplandıysa bunların hepsini bölmeli. Mesela bir sınıfta diyelim ki 20 kişi olsun. Kişi başı 3 lira toplandıysa 60 olur. Şimdi B şubesinde diyelim ki 30 kişi olsa 3 ile çarpınca 90. Şimdi 3 hem bunu hem bunu bölmeli. Çünkü biz öğrenci sayısıyla 3'ü çarparak elde ediyoruz. Yani para sayısı bunların hepsini bölecek. Bunların hepsini bölen bir sayı olmalı. O da OBEB'i. Ki büyük olursa, para sayısı büyük olursa, kişi başına düşen para sayısı büyük olursa, öğrenci sayısı az olmuş olur. OBEB'ini bulacağız. Şimdi biraz karışık olabilir. Biz yan yana yazarak çıkarabiliriz. Şöyle. 208, 221, 234, 195. Diğer türlü yapmıyorum yani parantezi alarak. Çünkü 4 tane sayı var ya hepsini bölen sayıları kaçırabiliriz. Şöyle başlayalım. 2'ye bölüyorum. Şimdi 208'i bölünce 104. Bu bölünmeyecek. Bölünmeyenleri aynen yazıyoruz. Şunu bölsek bu da 117 yapar. Evet 17, 34. Bölünmeyecek. Şimdi hepsini bölene işaret koyacağız. Bölmediği için devam ediyoruz. Burada 2'ye bölünen sayı varken 2 ile bölmeyi sürdüreceğiz hep. 2'ye bölüyorum. Burası 52. 221. 117. 195. Tekrar 2'ye bölüyorum. 26. 221. 117. 195. Tekrar 2'ye bölüyorum. 13. 221. 117. 195. Artık 2'ye hiçbiri bölünemeyecek. 3'ü düşünebiliriz. 3'ü. Tabii biz bu bölme işlemini yaparken sıralı yapmak zorunda değiliz. Yani hepsini bölebilen bir sayıyı görüyorsak hemen o sayıya da bölebiliriz. Yani 2'lere böleriz. Mesela 5'i gördük. 5'e böleriz. Sonra tekrar 3'e bölebiliriz. Sıranın bir önemi yok. Burada 13 olduğuna göre bu sayı 13'e bölünüyor. Belki bunlar da bölünüyordur 13'e. Biz 13'e bölmeyi deniyoruz. 13'e bölüyorum. Burası 1. Şimdi 221'i 13'e bölsek. Şöyle böleyim bir kenardan. 221 bölü 13. 1 kere 13. 13. Çıkarırsak 7, 8, 9, 91. Burada da 7 kez var. 7 kere 13, 91. Burası 17. Şimdi şunu bölmeyi deneyelim. 117 bölü 13. Bu da 10 kere olsa 130. 5 olsa 15 olsa kaç kez? 9. 9, 18, 27, 2, 9, 11. Bu da 9 kez. Burası 9. 195'i 13'e bölsek 15. Bu da 15. Şimdi diğerlerini bölmeye devam edebiliriz. Şurayı siliyorum. Asal çarpanlarına tam olarak ayırabiliriz. Şimdi şu, bu tümünü böldüğü için işaret koyuyoruz. İşaretlilerin çarpımı OBEB olacak. Şimdi burada başka sayı yok zaten. Artık bölmeyi sürdürsek de ortak bölen bulamayacağız. Burası 1 oldu zaten. Demek ki bunların OBEB'leri 13. O halde bu öğrencilerden 13 lira toplanmış olmalı. Tabii 1 lira da toplanabilir ama 1 lira toplanırsa çok fazla öğrenci olur. Eğer 13 lira toplandıysa 9A sınıfının mevcudu, 9A'nın mevcudu 208 lira toplanmış. Kişi başı 13 lira toplandığına göre 208 bölü 13 kaç yapıyorsa o kadar öğrenci var demektir. Onu da şuradan görebiliriz. 16 kalır buradan. 16 çarpı 13 zaten 208. 16. Demek ki 9A sınıfında 16 öğrenci varmış. Diğerleri zaten hiç başından beri hiçbir sayıya bölünmedi. Şu bölündü sadece. B, C şubesi. Onu yazalım. Neyse.
9B şubesi 221 bölü 13. 221 en başından beri sadece 13'e bölündü. 17 kaldı. Demek ki bunun sonucu 17. Aynı şeyi diğer şubelere bakalım. 9C'ye bakalım. 9C'de 234 bölü 13. Biz bir kez 2'ye bölebildik. 9 kalmış. O zaman 2 kere 9'dan 18 gelir bunun sonucu. Yani bölsek 18 gelecek. 9D'ye gelelim. O da 195 bölü 13. En başından beri hiç bölünmedi. Bir kez bölününce 15 çıktı. Burada da 15 öğrenci varmış. Toplam öğrenci sayısını istiyor. Toplam 16 artı 17 artı 18 artı 15 toplayınca şurası 10, tabii 10, 20, 30, 40 olacak. Şunu yazayım. Diğerini de yanına yazarız. Şu ikisinin toplamı 13, 21, 26. Tekrar topluyorum. 13, 20, 26. Demek ki 66 oluyor. Toplam 66 öğrenci varmış.